Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huvel melikul kuddusussalamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbiru subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ganiyyu ve entumul fukara. Allahu samad. Hamd, varlık sahibi, hiçbir ihtiyacı olmayan, hiçbir varlıksal eksikliği olmayan yüce Allah. Ve o gani varlığa, Allahu Teala'ya fakirliğini herkesten çok ibraz eden o yüce Resulüne selam olsun. Ve onun yolundan giden Ehl-i Beyt'e selam olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Esselamu aleyküm aziz dostlar. Geçen dersimizde vacibül vücut konusuna bir giriş yaptık. Çok fazla felsefik terminoloji kullanmadan konuyu açıklık getirmeye çalıştık. Bugün birkaç tane felsefik ıstılaha ki geçen derste kullandık, biraz daha açıklama getirerek konuyu bir bütüne kavuşturmaya çalışacağız. İslam felsefesi varlığı tanıma felsefesidir. Özde felsefeyi de böyle tanımlayabiliriz. Mantık dedik, bu düşünce hatalarından insanı uzaklaştıran, koruyan bir bilimsel mekanizma hüviyetindedir. Uygulandığı takdirde. Bu argümanlarla varlığı tanımaya çalışır İslam felsefesi. Ve geliştirdiği kuramlardan birisi vacibül vücut kuramıdır. Varlığı sınıflandırmıştır. Çeşitliliğini bildirmiştir. Aralarındaki ilişkiyi açıklamıştır. Ve kullandığı bazı terimler vardır. Örneğin teselsül kavramını geçen derste kısaca açıkladık. Neydi? Bir dizi unsur düşünün, var olmak için veya belirli bir hale dönüşmek için hepsinin birbirine ihtiyacı olduğunu ve hiçbirinin hareket halinde olmadığını ve sonsuz bir çizginin devam ettiğini tasavvur edin dedik. Böyle bir halde varlık var olamaz. O geçilecek halet var olamaz. Neden dedik? Çünkü hepsi aynı konumdadır. Diğer bir felsefik ıstılah, o daha çok anlaşılır bir hüviyete sahiptir teselsülden. Door dediğimiz, yani çıkmaz döngü halk arasındaki. Örneğin, ben buraya 12 tane domine taşı diziyorum, yuvarlak bir halka şeklinde. Bu domine taşlarının her biri düşmek için ve diğerini düşürmek için kendinden öncekine ihtiyaç duyar. Ve bunu bir halka hüviyetinde düşünecek olursak hepsi birbirine ihtiyaç duyar. Daha doğal olarak hiçbiri hareket halinde değilse hiçbir zaman domino taşlarında dış bir etki söz konusu olmadığı sürece bir değişim yaşanmaz. Maddi aleminin, Kur'an'ı tabirle şehadet aleminin hüviyeti de böyledir. Eğer bir teselsül söz konusu değilse, bazı düşünürler böyle bir işgal getirir. Bir sınır vardır madde aleminde, bir
sonsuzluk yoktur ki böyle bir şey tasavvur edelim. Eğer bir sınır varsa dahi, bu sınır dahilinde bu unsurlar birbirlerini harekete geçirmek hüviyetindedir. Zati olarak muharrik, hareketli varlıklar değildir. Öze döndüğümüzde. Şu anda var olan hareketlerinin kaynağını zati bir özellik olarak olup olmadığını ifade etme noktasında böyle bir varlık değildir. Şehadet aleminde var olan varlıklar. Eğer bir çıkmaz döngü içindeyseler bile, bir tesalsüz, sonsuzluk söz konusu değilse bile yine aynı sorun devam eder. Bir dış, yani imkan dahilinde olmayan varlığa ihtiyaç duyarlar. Peki bu varlık var mıdır? Vardır. Neden? Çünkü biz şehadet aleminde yaşıyoruz şu anda ve varız. Şimdi, bütün var olan, idrak ettiğimiz varlıklar maluldur dedik. Yani var edilmiştir. Var olmak için bir sebebe ihtiyaç duyarlar. Doğal olarak sonuçturlar. Bütün bu varlıklar aynı statüde incelediğimizde başka bir sebebe, kendilerinden olmayan, kendi hüviyetlerinin üstünde bir sebebeye ihtiyaç duyarlar. Peki bu varlık var olmak için böyle bir konumdaysa sorun nedir? Aynı sorun devam eder. Öyleyse illet olup me'lul olmayan, sebep olup sonuç olmayan bir varlık olmak zorundadır. Varlığın var olabilmesi için. Ki böyle bir varlık vardır. Neden? Sonuçlar vardır. Şimdi burada neyi konuştuk? Şehadet alemindeki varlıklar maddi varlıklardır. Var olmak için sebebe ihtiyaçları vardır dedik. Ve onları var eden sebep melekut aleminindir. Yani yaratılışsal silsile olarak böyledir ki ileride bu konuya değineceğiz. Peki bu varlık zaruri bir varlıktır dedik. Peki bu zaruri varlık bir tane midir ve birden fazla mı? İlahi, İlahi. Bu burada cevap vermek zorunda olmadığınız bir sorudur aslında. İleride ifade edilecektir ilahi sıfatlar konusunda ama felsefik olarak da burada cevabını verebiliriz. Yine ayet-i kerimede Allah-u Teala bu konuya değinmiştir. Eğer vacibül vücud var olması zorunlu olan varlık ki mümkün imkan dahilindeki varlıklar var olabilsin. İmkan dahilindeki varlıklar vardır. Bizler varız. Eğer iki tane olsaydı sonuçları farklı olurdu. Ve şehadet aleminde çatışma açığa çıkardı. Eğer bu alemi var eden illet birden fazla olsaydı, vücudu vacip olan varlık dediğimiz zaman neyi kastederiz? Varlığında hiçbir eksiklik, hiçbir kısıtlama olmayan varlık. Biz birden fazla vacibi tasavvur ettiğimizde bir kısıtlama getirmişizdir onun varlığına. Bu ayrı bir eleştiridir. Bunun dışında bizim yaşadığımız alem içinki eleştiri nedir? Eğer birden fazla olsaydı sonuçları farklı olurdu. Oysa ki alemde düzen hakimdir ki geçen derste konuştuk. İdrak eden insanoğlunun yaptığı şey dedik bu düzeni keşfetmektir. Bir düzensizlik hakim değildir, düzen hakimdir. Bütün bilimlerin yaptığı şey dedik bunu keşfetmek. Ki şu ana kadar elde ettiği her bilgi bu hakikatin
yansımasıdır gerçekte. Keşfettiği her düzen bu hakikatin yansımasıdır. Tek bir varlığın oluşturduğu düzen, ikilik, ayrışma doğurur. Çatışma doğurur. Alem düzen üzerine hareket etmektedir. Yaşadığımız alemdeki en ufak düzensizlikler yıkama yol açar. Oysa ki bütün var olan kun feyakun dediğimiz değişimler bir düzene götürür. O bilimde gerekli araştırmalar yapıldığı an o düzen keşfedilir. Bilimsel yetersizliğimiz elde ettiğimiz verileri yok etmez. Elde ettiğimiz veriler bilimsel yetersizliklerimizin gerekli çabayla yok olmasına yol açar. İslam felsefesindeki vacibul vücut kavramı, varlığın, var olma illetinin, sebebinin keşfidir. Aklani olarak. Zira var olan varlıklar yaşadığımız alemdeki imkani varlıklardır. Bunu tekrar tekrar ifade etmemin sebebi gerçekten sizin de bunu düşünüp tasavvur etmeniz. Yaşadığınız alemde imkan dışında bir varlık söz konusu mudur? Var, hakikatler ayrı bir statüde incelenir. Varlıklar ayrı bir statüde incelenir. Varlık ya imkan dahilindedir ya zaruri bir halettedir. Zaruri haletteki varlık var olmak için vahdete ihtiyaç duyar. Aksi takdirde imkani varlıklardaki düzen yok olur. Şimdi kısaca özetleyeceğim konuyu. Bunu eğilimi olan insanlara ilgilendiren dersti bu son iki dersimiz. Aksi takdirde düzen kuramı yeterliydi. Neyi konuştuk? Vacibül vücut diye bir kavram vardır dedik İslam felsefesinde. Vücudu vacip olan varlık. Var olmak zorunda olan varlık. Hangi haseple? İmkan dahilindeki var olabilmeleri için. İmkan dahilindeki varlıkların var olabilmeleri için zaruri olan varlık. İmkan dahilindeki varlıklar yaşadığımız şehadet alemidir dedik. Yaşadığımız şehadet alemindeki varlıklar maluldür dedik. İllete ihtiyaç duyarlar dedik. O illet bu şehadet alemindeki varlıklar gibi değildir, olamaz dedik. Aksi takdirde bu statüdedir, aynı sorunla karşılaşılır. Bir teselsül söz konusudur dedik. Veya bir doğru, yani çıkmaz söz konusudur dedik. Eğer bir sınırlama söz konusuysa şehadet alemi için doğru söz konusudur. Sınırsızlık tasavvur edilirse teselsül söz konusudur. Yani var olan yapının dışında bir etki gereklidir. Ki bu varlıklar var olabilsin. Kendi içinde bizzat dediğimiz konumda var olmaları mümkün değildir. Daha sonra neyi konuştuk? İllet ve malul dedik, felsefik kavramdır dedik. İllet bir şeyi var eden etken. Malul var olan unsur dedik. Şehadet alemdeki bütün varlıklar maluldur dedik. Yani var olan unsurdur, var edene ihtiyaç duyarlar. Varlıklarında ihtiyaç duyarlarsa, var olmalarında da ihtiyaç duyarlar. Ki bu ileride ifade edeceğimiz bir derstir. Varlıkta, var olmada ihtiyaç duyarlarsa, varlıklarını sürdürmede de ihtiyaç duyarlar. İnşallah burada ne kastettiğimizi ileride ifade edelim. Kısaca neden felsefik yaklaşımlarla dersi anlatmadığımı ifade etmeye çalıştım. Ki kendi alanım felsefe olmasına rağmen. Genele hitap eden bir anlayış değildir.
kendi muhatabı olan bir anlayıştır. Kur'an-ı Kerim geneli muhatap alır. Ne demiştir? Ben varlık sahibiyim, siz fakirsiniz. Ben Samed'im, siz değilsiniz. Var olmak için bana ihtiyacınız var. Benim varlığım vaciptir, sizinki değil. Bu felsefik yaklaşımlarıydı bu ayet-i kerimenin. Var olduğumuz alem şehadet alemidir. Allah-u Teala'nın bizi var ettiği alem melekut alemidir. Aslımız melekut alemindendir. Zira onun ruhundan nefaktu min ruhi hakikatimiz oluşmuştur. İleride bu konuyu da konuşacağız. Allah-u Teala izin verir. Allah'tan akıl isteyelim. Bir hadiste görmüştüm. Masum imamlardan. Allahu alem. İnsanın en çok ihtiyacı olduğu da insanın en çok ihtiyacı olup da en az istediği şey akıldır diyordu. Allah bizleri bu nimetiyle onurlandırsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.